davlat xodimlari shunaqa tadbirkorlarni ahmoq qilib. Men sizga ko'chada kelgan narsani shunday olib turib, malomat to'lab berishga majburiyat olmaganman, shuni to'g'ri tushuning. İş bo'ldi deganda hokimiyat vakillari pullarni yeb yo'qotib bergan. Mablag' bor, chiqarib berilgan, lekin egasiga e'tibor bermaydi. Qora mehnatda yurgan odamlar nima qilish kerak? Kimnidir yig'ildoniga ishlash kerak emas-ku? Menga hozir bo'lmaydigan narsaga qo'shib qo'yib turib, menga mablag' topib beryapsizlar. Nima uchun tadbirkor jabrlanadi, buni o'qashib qo'ymaysizlar. Zudlik bilan. Bular men bilan janjallashadi. Lekin hokimiyatga olib borsak, hokimiyat hammasini yig'adi-da. Qaysi vaqtgacha bajarilishi boshqa, buni nazorat qilishga majbur hokimiyat. Dasturing bor, obod mahallada. Bizga kredit mablag' ber. Avvalroq aytib o'tganimizdek, Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi bir necha mahallalar obod mahalla dasturi asosida ta'mirlangan va ushbu ta'mirlash ishlariga 30dan ortiq tadbirkorlar jalb qilingan. Lekin 7 oy o'tgan bo'lsa-da, hali beri tadbirkorlar sarf qilgan mablag'lar ajratib berilgani yo'q. Ushbu masalalarga oydinlik kiritish maqsadida Guliston shahar hokimiyatiga tashrif buyurdim. O'zi aslida Hayrat aka, endi gapni oxirigacha eshitsangiz, bu qurilishlarni qilganda, boshlaganda hokimiyatda xabari bo'lmagan qurilishlar juda ham ko'p. Biz Obod mahalla dasturi bo'yicha yangi hayot mahallasida amalga oshirilgan o'sha ko'p qavatli uylarni rekonstruksiyasi va ta'mirlash ishlari o'sha dastur asosida qilingan va boyagi haqiqatan biz endi tadbirkorlarni kuyib qolmasin, tadbirkorlarga baribir xarajatini yopib berishimiz degan ma'noda biz mana byudjet mablag'larida salkam 2 milliarddan oshiqroq hozirgi kungacha to'lab beryapmiz. И to'xtab qolganimiz yo'q. Orttirgan mablag'imiz endi bu byudjet ham o'zining o'zi foyda bo'lib qolmaydi, bilasizlar. Mablag' o'zining o'zi ketib qolmaydi. O'sha hisobiga biz to'lab beryapmiz. Lekin mana shu orttirilgan qismimizni va mablag'larni asosiy xarajatimizni mana shu imin mana shu quruvchilarga to'lab beryapmiz. Shu o'rinda bitta masalani aytib o'tmoqchiman. Biz hammamiz ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosimiz. Shu yerda yashaymiz. Hammamiz qonunga itoat etishga majburmiz. Qonundan chiqib keta olmaymiz. Shu o'rinda men eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni 35.1 moddasiga asosan umuman olganda davlat organlari, mahalliy davlat hokimiyatlariga ommaviy axborot vositalari tomonidan mana hozir og'zaki yoki elektronli yoki yozma so'rovlar kiritiladi. Shu faoliyatlaringizni mana shu holatda misol uchun yoritish bo'yicha bu og'zaki ham yozma ham elektron variant ham kiritilish kerak. Shu o'rinda men aytadigan aytmoqchimanki, hozir qonun yuzasidan qonundan kelib chiqib biz bu yerda hozir bo'lib turgan holatda haqiqatga bir oydinlik kiritish maqsadida xolislik, xolis bo'lish uchun hamma narsa xolis, xolislikni ta'minlash maqsadida qonundan chiqmagan ravishda biz hozir syomka qilishimiz kerak. Mayli, syomkaga hozir 1-2 minutdan keyin to'xtalaylik, mayli. Hozir nima savolingiz bor? Nima savolingizga javob ola olmadingiz? Bitta narsa. Masalan, quruvchini boya g'ayrat aka aytib o'tdi. O'zi aslida shartnoma kim bilan bo'lgan? Bu pulni hokimiyat qachondan boshlab berishni bo'yniga oldigan g'ayrat aka savolni ham o'zimizga beraylik-da. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa qaysi manbani hisoblab? Hokimiyatda masalan bitta xona yo'q-ku, shunda kirsangiz, любой paytga to'lda pul turadi, olib mana sanga deb beradi. Bu o'sha boyli byudjet hisobini yig'laydigan narsa. Bu o'sha shirkat bilan boshqalar tuzilgandan keyin o'sha shirkatni raisi qamalib, boshaqib ketgandan keyin hokimiyatga kelib murojaat qilganda hokim 3-chi darajada qabul qilib olib, mayli o'sha Guliston shahriga serishlarlari, shahrida bo'ldi men beraman degan majburiyatni keyin bo'yniga oldi. Davlatimiz rahbari, prezidentimiz ham ochiq kameralarni oldiga, jurnalistlarni oldiga chiqib savol berdi.
Buna hiç kanaka yaşaladıkken bir yerde sır yok, hiç kim yapmayacağım yoksa gerek. Albatta. Başka koymayacağım yoksa gerek. Albatta. Açıkçası gene kısık, bunu bize çıkarıvaramız diyenler sevgi yok da hazır indi. O genimiz bunlar, sırada çıkarıvaramız diyenler sevgi yok. Karalandı. Evet, misal ki yaratı var. Yaratı var, işte kaldı var. Bu kişiyette az korkuna geldi. Bu yerde dedi, Mabula bu kişiler bilmiyorlar, büyüyün ki gene. Ben bu yerde 13. Fevral günü gelip iş başlamam. Zaten akıllık makarnalarını bitirip verdim, klasiyelerini, Suvetlerini, stüdyo insaklansız. Bana ve zeka yürüyen, şöyle hakim bu anı düzeyen yürüyen. Bu kişi ettiler, bu yerde dedi, kayısı firma bilen de gol kurganmaz, kayısı firma bilen de gol kurmağımız, hakimiyet tanımaydı, mümkün bir iki firmalarını da tanımaydı dedi. Ne için misal olsun bana, şetname kılınan bizden firma bilen, stüdyo insan barıp Suvetlerini, usta bu Suvetin bunları kılma, mavi renk Suvet kıldı, domlan Suvetini aykansız mı? Kayısı domlu bu için? Bana akıllık makarnalarda. Esensiz de var mı? Ağzı kayızdan bu iş, akıllıkta kayızdan. Akıllıkta bir yerini aldı da gidiyor. Bana arkansız, çınlar uzun. Ben şu yerini bitirip vereyim. Ben iyi bitti don parmağım aklımda. Nereye vallahi işe metrime baktı. Sen baraydın, esen bana başlıkı baraydı şu yerde. Ben şu ortalıkta. Hacım bu anımıza aitken. Ustalarına ait. Firma başlıkına aitken. Ustalarına ait. Ben uzun bir işim, ben uzun kolunu veremedi. Sen ben akıllıkta donumu bitirip vereyim ben şöyle. 25. Mart günü şöyle bayram oldu, açılış merasyonu oldu. Ana taşiyette vezirlikte adam geldi. Şunu diyeyim ben şöyle dedim. Kırmalarımı durdum bu. Mesela 11 bala bulup işledim. 11 bala bulup işledim. 4 don bir yerde bitirip verdim. Bir don mu bir yerde bitirip verdim. Sizlikle itirazı yok, bu oldu. İtirazı yok, şunu da sizlikle. Kanım bana kırmalarımı yeşim veremedi bu. Ben bulanım mesela olsun. Yazıp veremem desem, bulamama ayet edip kırmalarımı vermedi. Ben hakikası işledim bu. Yeni çıkıyor. Bunun kitabda çıkmadı İsmail Akar. Yeni çıkardı İsmail Akar. İsmail Akar bu firma. Kapital kuruluş firma. İsmail Akar mı? Yok, kapital kuruluş firma. El Murat diyen bak. El Murat Elecek, ben yürüdük bu şehirde. Doğru yapıyorum. Ben alalım. Akar mı? Sizin yanınızdan hiç emete gitmiş. Bunlarlıkla doğru ediyorum. Siz bunlarlıkla bana halde yeni çıkartıyorum. Abla da çıkartıyorum. 6 ay buldum ben öğüme bağlamadım. Şu konuda küçük. 11 balık gel bir şey edeceğim. Kanım ha mesela bizim kurum. Bunlara vermeye istedim. İstediğiniz de adalettik. Yüze etsin dedim. Akıllık makarnayı bitirip verdim. Bu yerde bitti donu bitirip verdim. Çelip kaydırtta iş yapıyordum. İstediğiniz. Mablağı bunlardaki bana keçer İsmail Akan Özgür'le yaklaşkanımız. Birinci etap 500 milyon pul çıkanda bunlarda teyimadı. Çünkü yetmedi bunlarda mablağı. Bana ikinci etap puldan en alevsizlik keçer sizden yaklaşık olarak. İkinci etap puldan Cuma günü geç yapıyorlar. Cuma günü de bu kadar ki Cuma günü de ben maydan bana Cuma'dan yükselen içe Cuma buldu. Yende bunda eder ki doğru doğru. Ben hep uzak uzun parlağına içerim iş ettim bir de bütün haberlerimle işledim. Ulan çömi doğru beyime var tutturlar. Konu neydi onun paranın misal hocam? Cuma günü alas siz burada. Cuma beredon pulunuz misal hocam dişim. Hemen pulunu verdiniz şu an bana hemen pulunu veren mi? Ben 7 yılda bir uyuma varayım. 2 milyon, 5 milyon, 1 milyon, 4-5 ay oldu. Telefon kazan, telefondan biter miydi firma başlık karşı yine Murat? Hayır, bir de mesele de bağlı ki, bir yerde hazır şartnamalar ne kadar kurduk, bu da başka bir şey, ama buna şartnama giyen, şirket falan yapmıştı. Ki bize şunu zımamızda aldık, zımamızda aldık diye dola verişti. Dola verişti. Sonuç için bunu kana kadar bir hukuki asas kuruş gerekiyor bu için. Kana kadar bir asas var mı şimdi? Bu asas şunday bo'ladi ki, bu asosimiz bizni har kvartalda ortirib bajarilgan summamiz. Byudjetda ortirib bajarilgan summamiz erkin bizda o'zimizda qoladi. Ular bu pullarni biz deputatlar kengashiga qo'yamiz, sessiyaga qo'yib, sessiyada deputatlarning roziligini olib, keyin o'sha pullarni xarajat qilamiz. Shu asos. Keyin yana bitta savol bor aka, bu kafolat xati berilganda kafolat xatida 2021-20 oktyabr kuniga qadar qadar to'liq to'lanishiga kafolat beraman deymiz. Bu o'sha hisoblangan. Bu nimadir? Bu hisobot bo'lish kerak. Bu uchun nimadir agar mo'ljallasangiz, misol uchun nima qadar asosan aytilgan bo'lsa kerak, nimacha aytadi? Biz buni o'sha paytda bank krizini ham chiqarishdik, bo'lganmi? Bank bilan birga o'tirib kelishib bilan gaplashib bilan qo'shandi. Bular bizdan kafolat xati so'rashdi. Allohlar berdi. Kafolat xati beringlar, shu sizlar ishlayotganlaringiz to'liq berishlaringizni biz nishonladik. O'shanda berilgan kafolat xati. O'shandan keyin masalan biz
Maklana işledik, belki 300 milyon yana çıkardık, 120 milyon yana çıkardık, yani hayatımız 700 milyon çıkardık, başka 2 milyar da yakın çıkardık. Biz mesela o şey kafalar tarafını verip yol götürgeniz yok. Bu proses ketiyordu, adamakadan geri borluyor. Dedim doğru çıkmış gibi. Eğer o şey budjette hazır bozdurup vermesine, mablagin bozdurup, yok mesela mablag bunlarla çıkarırken bozdurup, nümaket öyle vermeyersen deken sağlık olsa onda uğruluyor. Mablag var, çıkarıp verirken, neki egesi yeti varmıyor. Bunda savol o'rinli bo'ladi. Yuqorida ham g'ayrataga aytdilar-da, bir daqiqa. Yuqorida g'ayrataga o'zlari aytdilar. Obod mahalla dasturini aloqasi yo'q deb aytib o'tdilar. E'tibor bergan bo'lsanglar, men o'tgan safar kelganimda ham o'tgan hafta tadbirkorlar o'zi bilan suhbat o'tkazdim. Ba'zilar aytayapti, aynan men ta'mirlatgan mahalla dasturga kirgan deb ko'rsatdilar. O'zlari ham aytayaptilar. Obat mahalla dastur, avtostay. Shaxsan bilan o'zim. Shunga aniqlik kiritishni xohlayapman. Ba'zida aytayaptilar, kredit asosida bo'lgan, lekin bular aytayaptilar, aniq men ta'mirlatgan joy dasturga kirgan edi, deyapti. Qarang-chi. Kimni aytyapsiz? Akbar Savdo firmasi avtostay yoqdi. Obat mahalla dasturida deb turib aytganim, boyagi turar joylar bor-ku. Turar joylarda buyoqda aslida bitta misol uchun avtostoyanka buyoqdagi bo'lishi mumkin. Puli chiqmayapti-da shuni. Qaysi ham Obod mahallada? Bularda. Avtostoyankaga nechta bo'ladi, akamo aka? Men siz bilmaganman, aka pul olmaganman. Siz holding trenddan mana firma Obod mahallaga chiqdi. Uni ham xuddi o'shanda Agrobank, Guliston shahar Agrobank bilan kredit masalasi bor. Bu 3-4 dom qurdingizmi sizga? 3-4 domni remontini qilgan, tom qismini almashtirish uchun olib ketdim. Ularniki ham tom qismini yopilmay ham qolgan. Shu bilamiz, shuni aytayapman-ku, jarayon ketyapti hali. Shu masalada biz bank bilan gaplashyapmiz. Bankka kafillik xatini ham beryapmiz. Misol uchun yangi hayot mahallasida endi o'sha shirkat bilan tuzilgan shartnomaga asosan o'sha bajarilgan ishlarni kredit orqali to'lab berilgan. Xuddi o'shanday holatda Abdulaziz aka firmasi nima edi siz bilmaysiz? Sizning holding trade bilan shirkat o'rtasida tuzilgan shartnoma bor. Ularni shartnomasi bo'yicha boshida avvalo 30% ajratib berish kerak bo'lgan. Bular lekin o'zini yonidan qilgan shu vaqtgacha oradan 7 oy o'tyapti, bir so'm pul olmayapti. Mana hokim xabarim yozdi, shahar hokimi kechak topolmaymiz. Uyjoy kommunal bilan rahbar hozir majbur qildi mana. Talabov buyrug'i bilan qildirgan. Ba'zilar aytilgan 30% hokim bilan kelganimizda may oyida bilganimizni bilgan. Majbur bo'lyapti, pulimni ber deyapman. Hokimga kelaman, uchrashaman, bor o'shandan ol deydi. Keyin bu yozib beryapti. Mana Talabov buyruq bergan, men qildirganman. Pulni to'lash kerak hokim. Kim yozib beryapti? Avazek yozib beryapti. Ko'ring. Bahodir mahallani. Endi Bahodir aka, hali kimdan uchun kerak hozir hokimga kelsam xabarim yo'q deydi. Kamon bitdim. Sizlar aytib turibsizlar, Obod mahallaga tushgan odamlarni inobat olib turibsizlar. Biz Obod mahallaga tushmaydi. Men 8-ta domim masalan. Shuni o'zlaring shartnoma qildingizlar, shartnoma asosida o'zing qildingmi, o'zing nima qilsang qil. Lekin shuni bo'lishini aytdingizlar, bizga yordam beryapmiz deb turibsizlar. Bu doğrusunda Anatolkun aka oturduğundan şurada mecliste oturdu. Tepe oturdu mu? Tepe. Şunu dedi, bize dedi, bizlerin mesuliyetsizlikimizin evezine dedi. Bizlerin hakimiyetinin kadınları bu dedi, şu oturduğundan dedi. Evet, Zekin bilen şartnama dedi, Şevket bilen, Yela Roza bilen, kim bilen şartnama bozsam dedi, kılgan sıla dedi, yakşı gelip sıla dedi, işlep sıla dedi. Bizlerin mesuliyetsiz işe karakalıkımız sebeple düşünürse bulup kaldı dedi. Bize lekin şimdi kılsanızlara mı dedi, bize pulunuzu verişimiz gerek dedi. Şimdi şu pulunu bize kayırdan ne makılıp veremiz de, baş katırıp durmuz de, bu doğrusunda nikke mertte mecliste yığılışla bulup öttü. Şimdi hazır bir yere gelip durup, ama özleri kılgan. Bakın bizler demez eyi, özlerinde eyi. Tuhtak, durun bakadır ki, ahırma yetireyim. Yapma olsun, tamam. Bizler demez ayıp, özleri gelgen, evet bilen kılgan, şirket bilen kılgan, özleri gelgen de şartlama kılgan, özünde özü gelip şartlama kılıp işlep gitivergen. Hakimiyet bilen kılmadık o dep tıpsız. Şartlama kılgan şirket, şartlama kılgan evet, özünü üyüne kıldırdı mı? Ya ki Gülistan şaharının doğumunu kıldırdı mı remont, kayıtta rekonstrüksiyon kıldırdı mı? Kayısı birini kıldırdı. Ya ki evet üyüne apardı mı? Ya ki bizler şirket üyüne apardı mı? Ağır bu devletin ki, devletin mülkü hesaplanan mı, doğum mu? Yok, bu şahsi mülkü. Devletin nesnesini kıldırdı mı?
Şu orunda hazır. Şunda açıp dur Tuhakim. Benim mesuliyetsizliğim evresine dedi. Üçünce nerse üçünce halet gelip çıktı dedi. Üzür Suriman hemenle dedi. Nietzsche merta yığılış bozardı. Üzür Suriman. Niçin dedi? Mesuliyetsiz ben de yaptı. Lekin sen açırıp beri attı. Ben dedi. Kıldırdı o. Ben dedi pullarınızı yiyip getirmen dedi. Bunu veremen dedi. Aytkanın deyi, şimdi pul çıktırdı bize de, çıkmayın durganı yok. Lekin onun için çıktırdı pul. Alıp durdunuz pulunu. 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon değilik. Şunu çıktırdı. Ay yakşı ver 10 milyonla versin ya. Her hafta da 10 milyon versin ya. Canım, kaç oldu İspasa topu? Ben abat makalara çöp ettim. Kaç? 86 milyon raşot ettim ben. Hop, raşot tolu kaldı. Abat mahalle bu çıkasın. Bu abat mahallenin raşot kılganan sebebi var. Yok, ben maalesef. Şansı sabah, kendi yaprak rolü nereden abla verdim? Sabahın sorumu yapıyoruz. Yani hayat buldu mu, raşot buldu mu, abat mahalle bu için ablamız buldu. Domun kaldı. Domlarız bu için hiç pul aldıyız. Domdan 40 milyon son pul aldım, alganıma bir ay bol attım. Kendi etap uşa pulu soruyoruz, doğru mu? Ben ama kendi etapını soruyorum ama ben her fiyatı düşündürtüm. Bakadır size, bir yerde düzenmiş oturan firma açılan hiç kayısının kastı yok sizlerde. Rahberlerde, hakimde, zam hakimde, zam hakimde. Umman bizden işiniz yok, bize rapımızı beseniz bu oldu aslında tebrik alınması getirdi. Bunun geldi, neredeyse gelip çıkmıyordu. İndi silah uylayıp durdursunlar, bize düşündü. Rengi royumuz, aykalı bize yaman görüp durdursunlar. Bize akbarat egindekine müracaat kılışa mecburumuz. Mecburumuz. Şayet bize ne gelpimiz, derdimiz, yetip varsa prezidente, belki prezidente haber vardı. Leki haber vardı, ben uylamayayım aşağısından tedbirkarıma. Tedbirkarını, bunun derdi prezidentimiz yıllatmıyordu. Bize yıllatıyordunuz. Siz 40 milyon son pulunu verdiniz, olmadım da baktım ama lüppoy yeri bağlan pulumu aldım diyeyim ben. 40 milyon son pul aldım. Ortadan bir ay öttü. Bir aydan ki yine ballar atkamayı, kursant bu beye ballar ne 40 milyon aldım. Neyken özümü karızıma haber yatırma, nalakımı aşıp gitken ona töyle yatırma, bana iş nesel kalmayatır, üyümde usta iş yaptırtır, şundan büyük beri yatırma. 40 milyon 40 bin para bu an. Bir aydan beri ne üçün pul yok. Ha izini getirin lan bunun 20 milyon olsan. Ben işçim, zerif ne bilersiniz, bu üyüne varır mıydı? Bu Taşkent'te bir zara bulup yürüptü. Canla duyup gider içerdi. İşi bana özüm bilemem. Lekin ailesi öte zor aile. Miliseden pensiye çıkan adamın prezidenti bu. Ha bu alıp diyen şuradan hak alamam der. Verinle ben hakkını verin şu babanı. Yaşam ki bir 30% pul ver yeneken ben şu ballara. Ben 100% pulunu vermedim bulanı. 30% pulunu kisemden ver korkma. 70% kalıp durdu. Verin ahır. Yeni yılda bir güç alıp yesin şular. Yeni yılda üyüne varıp tütsün bu 11 bala ikiye. Bu kadar üyüne var olmuydu, bu kadar çek tutturttular. Kim bula bu dertine bu gelenler seni aç tutmuş. Baka der ki 200% siz iş gel yatırsın. Yine ayet yatırmış. Azgın ayet kimden telep kulim bit diye verdi. Kimden telep kulim. Bunu üstüne üstüne keçek halet mi bildiyse. Özü yuma pulu yok. Yine bir de yatıp karzına yiyip yatıp dinam yatkan uçsun. Gelip tut, ben balam bir şey aratsan zarif oturttu. Baka direkken uçuratsan, ben bile yetleştirip ben telefonumu götür mü durttu? Yetleştir desem, bu gelip bir şeyde baka direkken tuttursa, nölük ki ya telefona çıkan, nölük ki ya ücret, kamunal, başlık, boğan, eve zeken onlara boğan sen mi desem, yok dedi. Ha sen ücret, kamunal, başlıkma da baktın ki desem, yok dedi, ben şuman dedi, leke eve zin onlara mes dedi. Yok, mablak boyunca indi karan, çünkü eve ötüptü. Ben bakım, ben aldım da kursan demez mi? Niçe son aldım, İsmail ise bir son dedi. Bir sonum almadım dedi. Ben kısılık kek tutma. Ben aldım her 40 milyon mu dedi. Buna verse bulaydı bu gayret ece bir 10 milyon. Hatya bir nesesini götürüp durar. Hatya kazanın kaynatar edin bu şunu. Getireyim hemen getireyim. Almadım, pul getirmeyin koyar. Bir son ben almadım. Ben abak mahallede deyiz gayret ece. Obod mahalla dasturga tushganmi maniki? O'sha dasturga pul ajratilganmi yeningmi? Hozir siz mana kredit. Mana qarangda, siz budjetdan shunday tushuningda, obod mahalla deganda shaxsiy uy bor, yo'l bor, suv bor, elektr energiyasi bor, to'g'rimi? Ha. O'sha obshchestvenniy joylar budjet mablag'lari hisobidan qilinadi. Lekin shaxsiy uylar bu budjetda ko'rsatib turmagan. Tushunyapsizmi? Siz remont qilgan joylar fuqarolarning shaxsiy uyi hisoblanadi. Uni o'sha
umumiy foydalanishdagi uy bo'lgani uchun uni shirkatlar tuzilganda, shirkatlar orqali o'sha badal yig'ilib, o'sha shirkatlar orqali o'sha uylarning remontlari qilinishdi. Shaharda shahar sozlik degan narsasi bor, fasad degan narsa bor. Shuning uchun qurilish bo'limi bor. O'sha atrofda qilinayotgan ishlarning sifatli yoki sifatsiz ishi qilinayotganligi, boyagi kommunikatsiyaga daxli borki, hokimiyat borib turib ko'radi. O'shaning uchun qurilish bo'limi ochilgan. O'shaning uchun borib turib nazorat qilishga majbur. Lekin mablag'i kelganda shartnomani kimdir tuzadi. Misol uchun mana domlar qurilyapti. UKS orqali qurilyapti, to'g'rimi? 9 etaj, 7 etaj hokim borib turib nazorat qiladi. Uni g'ishini to'g'ri qo'yapti. Uni muddati bor, qachongacha qaysi vaqtgacha bajarilishi boshqa. Uni nazorat qilishga majbur hokimiyat. Mablag' bo'yicha o'sha shartnoma tuzgan odam o'sha shartlar bo'yicha mablag'ini tayinlab beradi. O'sha bankda kredit ajratmadi, xalq qo'ymayapti ekan dedi. Hokimiyatni, hokimni va o'rinbosari qurilish bo'yicha Bahodir borib turib, xalq bilan gaplashib berdi. Hamma roziligini oldi. Siz menga keldingiz, bankka kafillik xati bering. O'sha kreditni pagashenyasida menga yordam bering dedi, to'g'rimi? Men o'sha kredit yopib berish bo'yicha hokimiyat kafilligini ham qilib berdim, to'g'rimi? Sizga qanaqa yordam berish kerak bo'lsa, men sizga yordam beryapman shu. Lekin siz yordam berilgan narsamni hozir siz menga hozir bo'lmaydigan narsaga qo'shib qo'yib turib, menga mablag' topib ber deyapsiz-da. Tushunyapsizmi? Men ko'zda gapimda eshitdingiz siz. Men byudjet mablag'ini ko'zda tutilgan maqsadlar uchun sarflashga majburman. Tushunyapsizmi? Men sizga ko'chada kelgan narsani shunday olib turib, mana uni to'lab berishga majburiyat olmaganman, shuni to'g'ri tushuning. Berda bo'lgan narsa, mana hozir shirkat bilan o'rtasida tuzilgan shartnoma shartlar bajarilmaganligi uchun hokimiyat shu kafillik sifatida ularni mablag'ini to'ladi. To'lab beray to'xtab qolganimiz yo'q. Mablag' kelgandan, mablag' tushgandan o'sha narsani birinchi navbatda mana shu quruvchilarimizga ta'minlab beryapmiz. O'shaning uchun sizlar ham shu narsani tushuninglar-da. Bu misol uchun bo'ldi, ularni chekaga surib qo'ydi degan masala bo'layotgani yo'q. Mana shu yerga fevraldan mana keldimmi? 4 doma bitirdim. Majbur binegalarning qo'llari bor yozilgan. Firma bilan da qo'l qo'yibmi? Siz da qo'l qo'yganmisiz? Ha, bo'ladi. Da qo'l qo'yganmiz hozir. Mana shu papadir ekan, hozir ko'tirgan kishi. Rossiyalarni aytgan mana. Hajimimizni kelib turibmiz hozir so'z bergan. Ishlab turtalarni. Men sizga yana tushuntiryapman, aka. Shuni pulini beringlar, xolos. Men sizga yana tushuntiraman. 9 oy bo'lib ketdi. Hozir mana 6 ta quruvchisizlar-da. Mana birinchi navbatda Qosimtepaga gapim eshiting iltimos. Eshiting. Hozir siz 6 kishi, 7 kishi o'tiribsizlar-da. Haqiqatan ham boyagi pul olmagan yoki qisman ancha kam olgan quruvchilar kelib o'tiribsizlar. Lekin shu kungacha biz 2 milliarddan oshiq mablag' to'lab berdik quruvchilarga. Buning ichida faqat siz emas, sizdan oldin 10 ta 15 ta tashkilotlarga mablag' berganmiz. Endi aytyaptiki mana hozir juma kuni yana mablag' chiqarib beramiz. Bu yetarli chiqarib beryapmiz. Mablag' tushgandan o'sha narsani shu xarajatiga qo'yib, qonuniy mana deputatlarga kirgizib, deputatlarning roziligini olib o'sha narsani ertaga savol edi. Shunda Obod mahalla dastur bo'yicha ishlab 5 million 5 million qilib 1 yilda olaman. Ey bu bola yurilmay o'tibdi, bera kelishi kerak edi. Ey bu boy insonlar, yuzi yo'q insonlar ko'ra kelishi kerak edi. Buni kimni nazarda tutib turibman? Qoy kimni shaxsan to'qilayotgani ko'ra kelib turib, kim ekan bu axborot agentligidan deb gap qiziqib kelishi kerak edi. Demak, qo'rqmaydi. Hokim yig'ilishda. Yig'ilishda bo'lganda nima o'zgartirdi? Biz jabrlangan tadbirkorlar. Bular bizlarga hech kim emas. Men shu ballarni bugun ko'ryapman. Bizlar jabrlangan tadbirkor. Prezidentimiz tadbirkorlar jabrlansin deb qo'yibdi. Ya qonun chiqarib qo'yibdi, tadbirkorlar jabrlansin deb qo'yibdi. Nima uchun tadbirkor jabrlanadi? Buni utashib qilmaysizlar. Zudlik bilan. Tadbirkorni nimaga zudlik bilan sizlar utashib qilmaysizlar masalasi. Bular endi murojaatdan shu narsa ma'lum bo'lib turibdiki, Bahodir aka, naridagi bular ba'zi birlari orasida bularni bankdan kredit olish shu qurilishdagi ishlarga sarflangani ham bor. Birovdan qarz olib sarflangani ham bor. To'g'ri. Bu birinchi masala, ikkinchi masala deyaptiki, bular ishchi ketirib ishlatgan. Ishchi ketirib ishlatgan. Endi misol uchun bularni ustidan kerak bo'lsa yozyapti, kerak bo'lsa uyga kirib janjal qilyapti, shovqin qilyapti, boshqa qilyapti.
Qisqasi, bunday olib qaraganda hozir g'ayratdagi o'zingiz aytganingizdek, fuqarolik kodeksi bo'yicha hozir qonun bo'yicha taroziga soladigan bo'lsak, fuqarolik kodeksi boshqasi bor. Hozir tadbirkor ham prezident aytganlarida endi qiyna bo'lmaydi-da. Tadbirkor ham qiyna bo'lmaydi. Biz misol uchun sizlarni ham tushuntiramiz. Biz xolis misol uchun fikr yuritadigan bo'lsak, tadbirkorlar hozir bularni vaziyatdan kelib chiqib aytayapmanki, bular juda ham misol uchun og'ir vaziyatda qolib ketyapti. Undan tashqari bular o'sha qanchadir foydasini endi daromadini ham boy berib qo'yapti-da bu yer. O'zi bankdan oladigan hozir to'lab beriladigan pul bilan ular bankdan olgan kreditini foizini yopib bilmaydi. Boshqa qila bilmaydi. Baribir qarz bilan chiqib ketadi bular. Olgan qarzini sotib endi kimdir protsentdan olgan boshqa. 7 oydan beri faoliyat ham to'xtagan. Hozir sizga shuncha tushuntirdik, sal tushunmadi shekilli-da. Yo'q, tushuntiraman. Ha, tushuntirgan bo'lsangiz, men sizga yana tushuntirmoqchi bo'lardim. Hozir o'zi byudjetda ko'zda tutilmagan narsani kafillik sifatida biz to'lab beryapmiz-da. Oxirgi men savolimni hali berib bo'lmasmiz, fikr bildiryapsiz. Men aytmoqchimanki, shu bularni ham misol uchun tinchligini, mana bu o'rtadagi nizolar hammasi bartaraf bo'lishligi uchun, misol uchun bular ham zarar ko'rmasligi uchun, hammasi joy-joyida qonuniy yechimini topishligi uchun men beradigan savolim shunday iborat ediki, bular qachon pulini olib bo'ladi? Qachon pulini to'lab beriladi? Men tushunyapman sizni, byudjetdan, byudjetni men ham tushunaman. Misol uchun shu sohani bilaman, sohada misol uchun faoliyat yuritganman, shu mahalladagi hokimiyat sistemasida. Men bu narsani yaxshi bilaman, tushunaman. Byudjetni ham yaxshi tushunaman, mahalliy byudjetni ham, respublika byudjetini ham hammasini yaxshi tushunaman. Misol uchun, bu yil 2022-yil O'zbekistonda qilinadigan, misol uchun, davlat dasturi bo'yicha sarflanadigan mablag'lar ham taqsimot bo'layotgan paytda keladigan, misol uchun, soliqlardan tushadigan boshqa-boshqa hamma yoki oldin kreditlar hammasi inobatga olinadi. Chet el kreditlari boshqa, shuning hisobidan qilinadi hamma narsa. Bu narsani ham bilamiz. Lekin hozir bitta narsaki, misol, mana dekabr oyida byudjetda siz tejab qola olmasligingiz mumkin. 1 million ham tejab qola olmasangiz. Endi shunaqa demoqchimanki, misol uchun 100 milliard tejab qolishdi. Shuni aytayapmanki, hozir endi bularni nimasi, masalasi unday o'qaganda o'zi muallaq turibdi-da. Shu muallaq havola turganda, uni aniq bitta nimasini misol uchun sanasi bormi buni? Shu narsani men. Ha, o'zingiz javob bermoqchimanmi? Yo, tushunyapman. Shu endi sizlardan javob kutadi-da bular. Men endi tushundim. Aniq. Ma'lumotlar firmamni 13 lokatsiyaga qo'ygan. Mana shu Rustonni hokimi va'da bergani uchun men ishladim. Shu ash firmaga 13 lokatsiyaga qo'yganman. Birinchidan, ikkinchidan men bankdan kredit olganman. 6 oy, 7 oydan beri pul to'lamaganman. Obod mahalla dasturi bo'yicha attestatsiyaga kelgan davlatda tutilgan obod mahalla. Qani pul aytdi, nima yetishmaydi pul? Mana bunday bo'ladi obod mahalla dasturi. Obod mahalla dasturi bo'yicha, misol uchun 21-yil obod mahalla dasturi deb e'lon qilgandan keyin byudjet hisobidan misol 2 million kredit mablag'i 2 million do'mlarni fasadini qilish uchun kredit mablag'i tijorat banklaridan beriladi. Dasturga kiriladi. Mana bu stenkalar boshqa narsalar bu byudjet mablag'idan. Byudjet mablag'idan. Bu tutilmagan bu. Dasturda bor, buni qanday ko'zda tutilmaydi? Hozir aytgandan, do'mlarni, ko'p qavatli uylarni fasad bu obod mahalla emas, tashqi O'zbekiston ko'cha qiringan. Mablag'idan deyapti. Bu stolini o'ynayapti. Mana bu obod mahalla dasturi bo'yicha qilinadigan do'mlar. Aka mashinasini bersin, men menga kerak bo'lmasa, mashinani sotib kelganman. Biz obod mahalla dasturi bo'yicha shartnoma qilib, obod mahallani qilganimizda Agrobankka 28 marta borganmiz boshqalarga. U seni dasturingda turibdi. Dasturing bor obod mahallada. Bizga kredit mablag' ber. Mana o'zi xalq rozi. Protokoli bor. To'g'rimi hammasi? Roziman kreditga deb aholiga yozib beryapti, protokol qilib. Mana deb faktlarni qo'yganimizda respublikadan so'rang, respublikaga bor, u yerga bor deb mana shunday to'xtab qolgan. Nechchi marta Agrobankka kirganmiz? Nima? Sanoat qurilish bank. Bu ham har bir tijorat bank. Nima tijorat bankda ham bir vakil kelib o'tirsa, masalan, hokimiyat shartnoma qilgan, demak, banklarda ham yetta bor qatnash kerak banklar ham bunday muzokaralarda. Sanoat qurilish bankga borsak, protokolni ko'tarib borsak, mana xalq rozi, hamma qarzdorligini yopdik, kredit ber desak, hokimni kafolat xatini ham beramiz. Hokimiyat men kafilman shuni to'lab bermasa deganda, uni ham ochadida ko'radi tijorat bankda, bu to'lashi qiyin masala deb o'zi fikr bildiradi-da, cho'zib mablag'ni banklar bermayapti.
oxirgi vaqtda yangi O'zbekistonni quramiz deb turgan mahallamizda kuzatilayotgan qonun buzarliklar, tadbirkorlarning o'z cho'ntagidan millionlab pul sarflab, oqibatda o'z haqqini ola olmay, sarson sargardon yurganligi kishini ajablantirmay qolmaydi. Zero xalqimiz farovonligi uchun ajratilayotgan pullar o'z yo'liga sarflanishi hamda tadbirkorlarning erkin faoliyat yuritishi davlatimiz rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini eslatib o'tamiz. Taftish o'z hamisha zamon bilan ham nafas, siz bilan birga. O'zingizni qiynayotgan muammolarga taftish o'z bilan yechim topishni istaysizmi? Unda ijtimoiy tarmoqdagi kanallarimizga obuna bo'ling. Murojaat uchun 55 kodi bilan 501 66 77, 55 kodi bilan 501 77 66, 33 kodi bilan 577 77 66, 94 kodi bilan 863 77 66 raqamlarimiz orqali bog'lanishingiz mumkin. Taftish o'z hamisha zamon bilan ham nafas, siz bilan birga.